Öğleden sonra kabine toplantısı var. Erdoğan ve atadığı bakanlar, kabine derken de bunu kastediyoruz yeni rejimde, Doğru, oturacaklar. kabinenin çünkü anayasada bir tanımı yok. Yok. O yasalarda yok. Yok, atadığı Dolayısıyla bak. gayri resmi bir Hatta toplantı. anayasaya göre bakanlar mecliste yemin ederek göreve başlarlar. Ama Milli Eğitim Bakanı, biliyorsunuz Ziya Selçuk gitti, yerine yardımcısı geldi. Yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi. Yani o tuhaf başkanlık rejimi anayasasına göre bile gereği yapılmıyor. Ama Milli Eğitim Bakanı, biliyorsunuz Ziya Selçuk gitti, yerine yardımcısı geldi. Yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi. Yani o tuhaf başkanlık rejimi anayasasına göre bile gereği yapılmıyor. Daha ne konuşuyoruz diyeceksiniz. Neyse, konuşacağız. Demin bahsettiğim anayasa takiyesi meselesi bu zaten. Değil Yani mi? Tabii. uygulanmasın. Bu arada meclis demişken, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda. Buyurun Sayın Bakan. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Hayırlı olsun Sayın Bakan, tebrik ediyorum. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.